Yenilenebilir enerjiyi destekleyen kripto varlıklar. Kripto Karbon Enerji sunar. Merhabalar Aslan Bey, nasılsınız? Hoş geldiniz. Merhabalar Esra Hanım. Sağ ol, teşekkürler. Siz sormalı. İyi, ne olsun. Ben de genel olarak şöyle bir derliyordum, toparlıyordum genel yaşananları. Yine ben kriptonun de öne çıktığı, yine diğer alternatif yatırım araçlarını kenara attığı bir dönemdeyiz. Biraz genellersek, şimdi dünyada çok ciddi sert değişimler var. Hani küresel iklim değişikliğini bir kenara koyarsak, altında bir sıkışıklık, dolarda bir ne diyeyim, pandemiden çıkamamanın sıkışıklığı gibi konular var. Ama yeşil enerji, sürdürülebilirlikte özellikle bizim gibi petrol ithal eden, yani enerji ithal eden ülkeler için daha önemli hale gelecek. Burada da iş dönecek, dolaşacak, size bağlanacak. Çünkü sonuçta yeşil, sürdürülebilirlik, yeşil falan deyince size geliyor. Önce bir genel olarak hani küresel iklim değişikliğinin bugün ekonomimizde ve sizi bugün ilham vermesinde neredesiniz? Şöyle, küresel ısınmaya tabii son 15 yıldır aslında ben uğraşıyorum, ben ve ekibim. 2012 yılında yoğun bir şekilde işte yeşil enerjiye nasıl geçiririz, biz kendimiz önce nasıl geçeriz, işte tarımsal atıklardan enerji üretimi, yani bizim enerjinin içinde olmamız çok eskiye dayanıyor. Yani 10-15 yıllık bir hikaye. Ama tabii şu yeni dönemde yeşil enerjiye, yenilenebilir enerji kaynaklarına nasıl hızlı geçilebilir diye biz aslında biraz kafa yorduk. Yani çünkü şu anki bütün dünya ülkeleri yenilenebilir enerji kaynaklarına geçmek istiyor. Çünkü ana sebebin işte küresel ısınmayı görüyoruz. Almanya'da, Çin'de, Türkiye'de, her yerde küresel ısınma çok ciddi problemler görmeye başladı. Aslında küresel ısınma vardı ve gitgide de büyüye geliyordu ama yavaş yavaş artık bizi ciddi bir şekilde göstermeye başladı. İşte yağışlar yukarıdan sanki nehir gibi sular yağmaya başlıyor. Birkaç yıl sonra işte portakal büyüklüğünde dolular yağmaya başlayacak. Bunları görmeye başladıkça artık ülkeler, yönetimler bu işe artık daha ciddi bakmaya başlayacaklar. Ve çözüm de tamamıyla yenilenebilir enerji kaynakları. Çünkü dünya küresel ısınmayı arttıran karbon salgımı. Yani tamam, yani neredeyse %80'i karbon salgımından kaynaklanır. Bu karbon salgımının da %71'ini enerji santralleri yapıyor. Yani bu net dünya rakamları. Baktığımızda niye %71'ini enerji santralleri yapıyor? Çünkü dünya hala enerjisinin %80-84'ünü fosil yakıtlardan üretiyor. İşte kömür, doğalgaz vesaire fosil yakıtlar. Bunları biz aşağı çekmediğimiz sürece o karbon salınımımızı çekemeyeceğimiz nettir. Bunu bütün dünya biliyor. Ve bundan dolayı da hükümetler işte kendi çaplarında destekleme mekanizmalarını artırıyor. Mesela dün basit bir örnek vereyim. Dün biz Kazakistan Büyükelçisi ile beraberdik. Dün akşam. Çünkü Kazakistan şu anda kripto şeyinde de çok önemli bir yer kaplıyor. Onu da daha biraz sonra değineceğiz. Üretiminde değil mi? Şöyle, Çin'deki mininglerin biraz şu anda Kazakistan'a kayıyor. Bunun sebebi de orası daha biraz cazip olması. Çinliler, Çin'in biraz dışlanmasından dolayı oraya kayıyor. Mesela Kazakistan'da da yenilenebilir enerji kaynaklarına olan destek önümüzdeki bir yıl içinde iki katına çıkması planlanıyor. Yani direktmen Büyükelçinin şeyleri de iki katına çıkması planlanıyor. Niye? Daha çok destekleme verip iş adamlarını ve yatırım fonlarını daha çok yenilenebilir enerji kaynaklarına ikna etmek. Aslında herkesin temel amacı bu. Yani siz bugün kömürden elektrik ürettiğinizde işte 4 sentten mal ettiğin 4 sentten satıyorsunuz ya da 5 sentten satıyorsunuz ama güneş enerjisinden ya da rüzgardan ürettiğinizde bu fiyatlar 6 sent, 8 sent, 10 sent, 13 sent gibi fiyatlar. Niye? Fiyatları daha yüksek tutuyoruz ki yönetimler, yatırımcılar yenilenebilir enerji kaynaklarına geçsin, daha erken amorti etsin. Tamamıyla olay bu ama bu bile yetersiz. Yani bunları yaptığımız halde sadece geldiğimiz rakam %11. Yani tamamıyla problem yenilenebilir enerji santralleri ve asıl problem bir destekleme mekanizmalarının zayıf olması. Yani o yüzden hala %11'lerdeyiz. Bizim çalışmamız da bunu nasıl daha hızlandırırız? Nasıl öyle bir destekleme mekanizması çıkarmamız lazım ki iş adamlarını ikna edelim. Yani biz de ondan dolayı bu proje, bizim SAIS projemizde biz tamamıyla projeyi blok teknolojisini kullanarak, yani çünkü öyle bir varlık bulmanız lazım ki sürekli artabilen ve bütün dünyada kullanılan bilen bir varlık olması lazım. Siz bunu bir borsa hissesiyle yapamazsınız ya da bir
doğrudan fonla yapamazsınız. Yani doğrudan Doğru. şu anda devletler ne yapıyor? Santrallere doğrudan para vermeye çalışıyor ama bütçe Evet. yetmiyor. Bütçe yetmiyor. Mesela bizim Enerji Bakanlığı'nın 3 ay önce aldığı yeni bir kanunla yek fiyatlarını aşağıya çekti. Niye? Çünkü sürekli 13 sentten veremiyordu artık. Hı, Fiyatlar anladım. fiyatları işte 7 sentlere, 6 sentlere, 7 sentlere çekti ki daha az bir maliyet olsun. Ama blok teknolojisinde, kriptoda bu bambaşka bir şeydir. Siz çünkü Nasıl? bir kripto oluşturduk. Size diye bir kripto oluşturduk. Bu bir Evet. proje. Tamamıyla şu anda ilk oluşturduğumuzda sıfır değerinde bir kripto. Tamamıyla değeri Hı. olmayan sıfır değerinde bir kripto oluşturdunuz. Bunu şöyle bir şey hayal edelim. Bir arsa oluşturdunuz. Dijital ortamda bir arsa oluşturdunuz. İlk etapta hiçbir değeri yok bu arsanızın. Doğru. Ama insanlar talep ettikçe, Bitcoin'de de bu böyleydi zaten biliyorsunuz. İlk başlarda 0,1 dolarlarda falandı. İşte Ethereum'da da Doğru. öyle. İnsanlar talep ettikçe, tabii talep etmesi için bir amaç olması lazım. Yani Bir insanların hikaye olması lazım. bir yani Bitcoin'e niye talep etti insanlar? Çünkü Bitcoin bir mining hizmeti yapıyordu. Yani zaten Bitcoin'in ilk çıkış amacı bir mining'tir. Daha Hı doğrusu hı. mining hizmetini yaptı. Bitcoin'le de mining'lerin çalışabilmesi için çıkarıldı Bitcoin. Asıl Bitcoin'in çıkış amacı mining dediğimiz noterleme hizmetinin çalışabilmesi için ve uzun yıllar, 100 yıl boyunca çalışabilmesi için Bitcoin diye bir kripto varlık oluşturdu ve dedi ki mininglere siz çalışın, bana noterleme işleminizi devam ettirin. Ben de size hep çalıştığınız kadar size habire Bitcoin vereceğim. Yani şimdi biz madencilik olayı diyoruz ya. Aslında bu Evet. madencilik olayını biraz halk dilinde söylüyoruz. Yani işte mine'cilere biz madenci diyoruz. İşte çalıştıkça kripto üretiyor. Aslında öyle bir şey yok. Bitcoin var zaten. İlk gün üretildi zaten. Hı 21 hı. milyon adet üretildi. Ve bunlar çalışmasına göre, formülleri çalışmasına göre sistemlerine yükleniyor. Yani Anladım. tamamıyla aslında onların yaptığı bir mining hizmetidir. Burada da bizim projemizde ise bizim projemizin ikinci adımında tabii mining de var ama Tabii. asıl adım bir varlık oluşturduk. Bir kripto varlık oluşturduk ve bu kripto varlığı yenilenebilir enerji santrallerine veriyoruz. Yani yenilenebilir enerji santrallerinin artık enerji gelirinden ziyade bir kripto varlığı da oluşmuş olacak ve bu Evet. kripto varlık yükseldikçe onların da yapısal değerleri yükselecek. Evet. Yani Anladım. Ve bu sonuçta şu ana kadar dünya genelinde yapılmamış bir enerji santrali. Yani enerji işi, yeşil enerji çok gündemde. Evet, hani herkes önüne gelen konuşuyor ama sonuçta bir manifestosuna bunu ekleyip yapan yok. Bir de şunu da bilgilendirelim. Siz şimdi %80'i ile %20'sini ayırıyorsunuz ve farklı bir dağıtım yapıyorsunuz. Onu da anlatın Hasan ve sonra diğer sorularıma geçeceğim. şöyle, biz Hı. niye %80'le 20'yi ayırdık? Çünkü bizim projemiz aslında 3 adımdan oluşuyor. İlk birinci adımı santrallerin değerini yükseltmek. O Evet, yüzde tamam. seksen o O yüzde tamam. seksen o yüzde seksenlik kısmını biz santrallere dağıtıp güçlerine göre kilowatt başına bir sayısı olmak üzere güçlerine göre dağıtıp onların varlık değerini yükseltmeye çalışıyoruz. Geri kalan o %20'lik kısmının da gene piyasaya arz edip oradan gelen fonla yenilenebilir enerji santralleri kurulacak. Şu anda bile başladı kurmaya. Kurulacak ve bu enerji santrallerinin içine tamamıyla yenilenebilir enerji santrallerinin içine bir mining hizmeti yapılacak. Aynı Ethereum ve Bitcoin'in yaptığı mining'ler gibi ama burada çok farklı bir noktada sadece yenilenebilir enerji santrallerinin içinde yapılacak bu mining hizmeti. Hı. Böylece neyin önüne geçiyoruz? İşte Elon Musk'ın attığı tweet'te biliyorsunuz, herkes biliyor. Elon Musk ne dedi? Tamam, kripto harika bir şey, blok teknolojisi süper bir şey, dünyanın geleceği ama Hissever. bunların çalıştığı enerji genelde Çin'de olduğu için, Çin'in de enerjisinin %80'i, 84'ü hatta 85'i kömür olduğu için, Hı. karbon salınımı yaptığı için ben artık bunu desteklenirim. Ne zaman ki buna bir çözüm bulunur, zaten şu anda kriptonun önündeki en büyük engel bu. Şu anda bütün kripto camiasının önündeki en büyük engel miningçilerin tükettiği enerji. Yani Evet, doğru. çünkü tek dezavantajı bu. Ha, bunun için de bir çözüm şu anda bulunamadı. Yani Hı şu ana hı. kadar bulunamadı. İşte bizim projemizle bu işin çözümüne start verdik. Nasıl? Bu %20'lik kısmıyla santraller kurulacak. Yenilenebilir enerji santraller kuruluyor ve bunların içinde bir mining hizmeti yapılıyor. Bu mining tamamıyla duruşla biliyorsunuz şu anda Ethereum'da da Bitcoin'da da
bir transfer ücreti vardır. Siz de kullanıyorsanız Evet. bir transfer yaptığında bir gaz maliyeti ödüyorsunuz. Bu bazen 5 dolar, bazen 10 dolar, hatta bazen 100 dolarlara kadar çıkıyor biliyor. Niye? Arz taleple alakalı bir şey. Çok kişi sisteme, bankacılık sistemi gibi düşün. Çok kişi sistemde mining yaptırmak, yani onaylama yapmak istediği anda fiyatlar 70 dolarlara, 80 dolarlara kadar Doğru. çıkabilir. Düşünün, 100 dolar transfer yapacaksınız. Yani 100 dolar değerindeki bir kriptoyu transfer edeceksiniz. 50 dolar gaz maliyeti ödüyorsunuz. Doğru. Bu da kriptonun ikinci dezavantajı. Ha, bazen de 1 dolara kadar, 2 dolara kadar iniyor, ama bizde gaz maliyeti de tamamıyla sıfır olacak. Yani bu sistemde, çünkü biz bu sistemi ticariden ziyade Bitcoin'in yapısı gibi dünyaya atıf yapıyoruz. Dünyaya bir nevi bu sistemi hediye etmiş oluyoruz. Bu altyapıyı, Doğru. bu projeyi hediye etmiş oluyoruz. Bundan dolayı da maliyet almadan bu işi yapacağız. Yani çünkü o santraller, o kurulan santrallerin içindeki miningler zaten dünyadan gelen fonla yapıldığı için tekrar oradaki mining hizmetini dünyaya açmış oluyoruz bedelsiz bir şekilde. Peki ben şunu merak ediyorum. Eminim izleyenler de merak ediyordur. Hangi santrallere vereceğinize nasıl karar veriyorsunuz? Tamamen sadece yeni santrallerin içinde de farklılıklar vardır. Asıl amacımız dünyayı en az ısıtan ve en az karbon salınımı yapan santrallere en çok değeri bindirmek. Asıl amacımız bu. Buna göre bir skala dağılımı yaptık. Dünyayı en az, mesela biyokütle enerji santralleri nötrdür. Biyokütle enerji santralleri nötrdür. Dünyada ne yaparsınız? Tarımsal atıkları ya da C4 dediğimiz bir enerji bitkisini yetiştirirsiniz. Orada enerjiye çevirirsiniz. O enerji bitkisi havadaki karbonu alır. Santralde siz bunu enerjiye çevirirken bir daha o karbonu salar. Yani nötrdür. Aldığı kadar bir daha saldığı için nötrdür. Örneğin güneş panelleri, o yüzden biyokütlelere yaklaşık 0.75, 0.80 gibi bir skala yaptık ona. Güneş enerjisi en yüksek desteklediğimiz hidroelektrik santralleri. Geçen Elon Musk'ın konuşmasında da değindi hidroelektrik santrallerine. Çünkü hidroelektrik santrallerinin düzgün kullanırsak, tabii doğaya zarar vermeden, bizim Karadeniz'de yaptığımız gibi işte ağaçları falan keserek değil. Örneğin Anladım. Anladım. Keman Barajı'ndaki bir hidroelektrik santralini düşünelim. Hidroelektrik santralinde karbon salınımı sıfırdır. Çünkü tamamıyla suyun basıncıyla elde Doğru. ettiğiniz bir enerjidir. Karbon salınımı sıfırdır. İkincisi, su göletiniz olduğu için, yani bir su göletiniz olduğu için ışığı geri, yani güneş ışığını geri yansıtma şansınız var. Güneş panelleri ise simsiyah olduğu için ve güneş ışınını %100, neredeyse %100'e yakın emdiği için karbon salınımı sıfırdır, ama biraz dünyayı ısıtırız gene. Çünkü ışığın Anladım, tamam. hepsini emiyorsun. Diğerine biraz yansıtıyorsun. Ve mesela hidroelektrik santrallerini hibrite çevirebiliyoruz. Suyun yüzeyine ekstra ikinci bir şekilde güneş panelleri döşeyebilirsiniz. Yani santral iki kere kullanabiliyorsunuz. Hem suyun Anladım. hidro enerjisinden faydalanıyorsunuz. Üstüne, göletin üstüne güneş enerjisi yaptığınızda iki şekilde faydalanıyorsunuz. Aynı noktada. O yüzden en yüksek desteklediğimiz, bu sistemde desteklediğimiz hidroelektrik santralleridir. Bu şekilde kademeli bir şekilde bir skala Peki yaptık. dünyada en çok nerede HES varmış? Yani Türkiye'de de iyi miktarda HES'imiz var. Dağınık. Yani şu anda verileri aklımda yok. Onu net söylemeyeyim, ama Anladım. hidroelektrik santralleri çok dağınık. Tabii ki dünya şu anda güneşe daha çok dönüyor. Güneş enerjisine. Evet, Niçin? evet. Çünkü güneş enerjisi maliyetleri ciddi bir şekilde aşağı indi. Yani şu anda bir megawattını siz 600 bin dolara da kurabiliyorsunuz, ki bu bir ara 1,5 milyon dolar seviyelerindeydi. Ciddi bir şekilde aşağı indi. Aslında güneşte en büyük avantajı ne? Çatıya kurabiliyorsunuz. Mesela Doğru, evet, doğru. fabrikaların çatısına kurabiliyorsunuz vesaire. HES'lerde tabii ki tamamıyla su varlığınızla alakalı bir şey. Suyunuz varsa, akar bir suyunuz varsa kurabiliyorsunuz. Ama suyunuz yoksa, mesela atıyorum işte Arap Yarımadası'nda su yok. Ondan kurabileceği sadece güneş veyahut da rüzgar Anladım. olabilir, ama yok, Evet. ama yoğunlukla Onların da iyi güneş. bir güneşi var ama. Peki şu anda Aynen. proje ne durumda? Şimdi Size projesini biz yaklaşık 2 aya yaklaştık. Yarın 2 ay doluyor. Tabii 7 aydır uğraşıyoruz. Aslında bazıları bize şey söylüyor. Ya Elon Musk tweet attı da siz ondan sonra mı başladınız falan. Aslında biz Yok. Elon Musk'ın tweet atmasından önce, 5 ay önce biz bu projeye başlamıştık. Tabii dediğim gibi geçmişimiz enerji. Yani biz geçmişten yenilenebilir enerji kaynaklarıyla uğraştığımız için işin doğasını biliyoruz. Sahayı biliyoruz.
ve santrallerin nasıl çoğalacağını biliyoruz. O yüzden biz Doğru, zaten doğru. bu yolu seçtik. Ki Yaklaşık iki Türkiye'de aydır. de bir santral problemi var yani. İşte termik santral Fitre ile iş başladı. Sonra nükleer acaba Rusya ile anlaşma doğru mu yapılacak denildi. Yani bu sizin çok içinde olduz. Evet, sözünüzü kestim. Devam. Tabii. Şimdi son tam 2 ay oldu açalı. 2 ay içinde yaklaşık 6,5 milyon dolarlık bir fon, hatta 7 milyon dolara yaklaştı bir fon akışı oldu. Ayın 13'ünde Big One sözleşmeyi imzaladık bu arada. Big One'la, Çin borsasıyla. Tamam, güzel. Ciddi bir borsa, hatta 600 milyon doların üstünde volümü olan, neredeyse bizim Türkiye'deki 3 tane ana büyük borsamızın toplam volümü kadar olan bir borsayı ile anlaşmamızı imzaladık. Ayın 13'ünde Big One'da normal alım satımlar başlıyor. Şu anda ISO dönemindeyiz. Yani sadece alım yapılabiliyor. Initial coin offering. Aynen birebir satış yapılabilir ama borsadaki satış şu anda kapalı. Ayın 10'unda o satışı kapatıyoruz. 3 günlük bir bekleme. Ayın 13'ünde Big One var, Libank var. Şu anda bizim buradaki BTC Paribas'la da dirsek temaslarını sürüyor ama bizim buradaki borsalarımız biraz bu konulara daha hantal. Yani Çinliler diğer borsalarda çok çok daha hızlı Doğru. ilerleyebiliyoruz. Çok daha hızlı ilerleyebiliyoruz. Tabii orada açıldıktan sonra buralarda da olacaktır. Yani Tabii buradaki canım, Paribas hemen ve BTC'de de atlarlar. Allah'ın izniyle. Ama ayın 13'ünde biz bütün Çin borsalarında açılıyoruz ve orada hareket başlıyoruz. Ama benim şahsi olarak çok ciddi bir şekilde efor sağlıyoruz. Neye efor harcıyoruz? Dünyada işte Bitcoin'i sadece iki ülke sanırım şu ana kadar merkez bankaları Bitcoin rezerv olarak kabul etti. Biz şu El anda Salvador'la Tanzanya. aynen, bravo El Salvador. Şimdi biz sayısı rezerv olarak kabul etmeleri için ülkelerle görüşüyoruz. İşte dünkü bir görüşmemizde Kazakistan, evet. Kazakistan Büyükelçisi, niçin Kazakistan diyeceksiniz. Çünkü Neyse. Sanayi ve Uzay Bakanlığı bir ay önce bir açıklama yaptı. Dedi ki bizim önümüzdeki 3 yıl içinde 780 milyon dolar civarında bir mining yatırımını ülkemize çekmeye çalışıyoruz. Yani adamlar zaten talepçi. Gelin bizde yatırımlarınızı yapın. Burada mining hizmetini yapın. Çünkü kriptonun geleceğinin nereye gideceğini kestirebiliyorlar. Mesela dün Nereye, 3,5 ne dediler? Nereye gidiyormuş? yani mesela dünkü Abzal Bey'le yaklaşık 4 saatlik bir toplantımız oldu. Kriptoya çok güveniyorlar Evet. ve Kazakistan'ı kriptonun başkenti demeyeyim de ama ona benzer bir hal almasını istiyor. Yani çok büyük bir yer biliyorsunuz Kazakistan. Hem Evet. mining'ler için hem yenilenebilir enerji santrallerinin çok geniş bir coğrafyası var. Türkiye'nin 3,5 katı daha büyük bir coğrafyaya sahip. Yenilenebilir enerji kaynakları arttırılabilir. Ve orada da yenilenebilir enerji kaynakları arttırılıp mining hizmeti yapılır. Buradan da bu ülke para kazanacak sonuçta. Yani hem enerjisini yenilenebilir enerji kaynaklarında yapacak, hem mining hizmeti yapacak. Yani tamamıyla kendi ekonomisini büyütmek için sistemini açtı ve bütün dünyayı çağırdı. Biz onlara bir proje yapmıştık. Teklifimiz olmuştu. Size projesini Merkez Bankası rezervi olarak kabul etmeleri için. Çok ılımanlar. Muhtemelen 2-3 gün sonra Enerji Bakanlığı'yla bir görüşme, Enerji Bakanı diyorum, Merkez Bankası Başkanı'yla bir görüşmemiz olacak. Merkez Bankası Başkanı'nı da ikna ettikten sonra muhtemelen çok yakın bir zamanda bütün dünya medyasına işte Kazakistan inşallah olacak gibi. Bir de Afrika'da Gambiya yetkilileriyle görüşüyoruz. Onunla Cumhurbaşkanı işte mertebesi, hatta bugün bir görüşmemiz daha oldu onlarla. Aha, güzel. Gambiya Merkez Bankası'nın da gayet olumlu gidiyor görüşmeler. Neredeyse bitirdik sayılır. Belki ayın 13'üne de yetiştirebiliriz. Yani borsadan önce ya da tam borsa döneminde. Yani dünyada ilk kez bir coin, Bitcoin'in dışında, çünkü Bitcoin bu işin piri diyelim. Aynen İlk öyle. kez bir kripto, bir altcoin diyeyim. Yani çünkü biz Ethereum'un Altcoin, altındayız. evet, daha. Şu anda Ethereum'un altındayız. Bir Merkez Bankası tarafından rezerv olarak alınacak. Bu niçin rezerv olarak alınacak? Çünkü merkez bankaları projeyi incelediğinde evet bu projeyi biz rezerv olarak alırsak hem ülkemiz kazanacak hem de Doğru. yani göğsünü gere gere alabiliyor. Niçin? Çünkü çevresel bir proje. Doğru. Küresel ısınmayı, karbon salınımını bitirmeyi iddia ediyor ve bitirmek için yola çıkmış bir proje. Bunu görüşeceğimiz her merkez bankası aslında bunu rezerv olarak alabilir. Ve bu domino etkisi yapmayı çalışıyorum ben. Tabii İşte tabii üç tabii. yani 3 ülke, 4 ülke, 5 ülke yavaş yavaş rezerv olarak kabul edildikten sonra bütün dünya bu projeyi tanıyacak ve insanlar ciddi bir şekilde yatırım yapmaya başlayacaklar.
Evet, oldukça. Zaten bu bir kırılım gibi. Ben ilk El Salvador'la Tanzanya olduğunda insanlar dalga geçer. Ya El Salvador ne ki diye. Ama mesela sizin peki son olarak da kriptonun geleceğiyle ilgili. Benim mesela beklentim Ağustos 15'ten itibaren biz artık yine bu boğa sezonunun hareketlendiğini göreceğiz. O zaman da biraz daha kripto. Çünkü pandemiden normalde çıkacaktık. Fed parasını geri çekecekti. İşte Janet Yellen konuşuyordu ama bunların hiçbirisi tutmayacak gibi. Bu Delta varyantı, Lambda varyantı sonuçta Kesinlikle. yeni yeni projelere daha da böyle iyi bir zemin hazırlayacak gibi. Sizin bu kadar işin içindesiniz. Beklentiler ne yönde? Şimdi tabii bundan 3-4 gün önce Elon Musk'ın şeyini izlediniz mi bilmiyorum. Elon Musk'ın konferans yani 3-4 kişilik bir Aynen öyle. grupça ben Ben hepsini izledim. Bitcoin'ciyim dedi yani. Yani Bitcoin'i destekliyorum dedi yine. Elon Musk zaten önceki görüşmelerinde de ben destekliyorum dedim ama burada birazcık daha iyimser. İşte Bitcoin'i de destekliyorum, Ethereum'u da destekliyorum. Hatta elimde varlık var. Dogecoin'de de elimde varlık var. Tabii gene Gene. üstüne basarak söyledi. Yenilenebilir enerji kaynaklarını arttırmamız gerekiyor dedi. Tamam bu iş biraz zor, çok kolay değil dedi ama yapmamız lazım. İşte hidroelektrik santralleri bu iş için çok uygun olabilir dedi. Aslında tam da bizim projemizi anlattı zaten. Doğru. Bir nevi de söyleyeyim. Tam da ben orada online dinlerken işte biz bunu yaptık diye seslendim ama tam sesim gitmiyor. Yani bence artık pozitif eğriye başladık diyebilirim. Doğru. Çünkü zaten olması gereken de buydu. Pozitif eğriye geçmeye başladık. Tabii burada gene ufak ufak çünkü uzun bir süre dondu. Şu anda ufak yükselişler olup bence biraz kar satışları bir daha olabilir. Doğru. Ama bence doğru bir orantıyla yukarı doğru çıkmaya başlayacaktır. Bizim projemiz aslında kripto camiasında çok şey ekleyebilir. Biz bu önümüzdeki 6 ayda işte bir iki tane Merkez Bankası haberiyle işte iki üç tane Merkez Bankası bunu rezerv olarak kabul edip bütün dünya borsasına düştüğünde bütün yatırımcıların fokusunu sayısa çekebiliriz. Sayısa çektikten sonra artık insanlar sayısı öğrendikten sonra ve sayısı iyi bir ivmelemeye başladıktan sonra aslında bütün yatırımcıların artık kriptoya bakış açısı değişecektir. Artık bir daha umutvari olacaktır. Çünkü niye? Doğru. Ha tamam. Bir proje çıktı ve bizim o problemli olan iki tane kısmımız olan karbon salınımı problemimizi ve mining maliyetlerimizi bitirecek bir proje çıktı. Bu aslında sadece sayısı için değil, bütün kripto camiası için iyi. Yani Kesin. düşünün bir sektörün bir problemi var ve birisi çıkıyor aynı sektörde o problemi ortadan kaldırıyor. Bu bütün sektör için faydası olacak. Bizim projemizin büyümesi ve gelişmesi bütün kriptonun yönünü pozitife doğru çevirecektir. Yani önümüzdeki 6 ay ben artık yükselişe geçeceği kanaatindeyim. Tabii rakamların nereye çıkacağını hiçbirimiz tahmin edemeyiz ama rakamların yukarı çıkması tamamıyla iyi haberlerdir. İşte Elon Musk Doğru. gibi ya da kurumsal işte Amazon gibi Amazon ya gibi. yarın Apple gibi mesela Amazon, Apple, Elon Musk. Şu anda ben Elon Musk'la da iletişime geçmeye çalışıyorum. Tabii onunla bir yol kat ettik. Daha hızlı bir şekilde kat etmeye çalışıyoruz. Örneğin Elon Musk Size projesini tutup anlatmaya başlasa bu sadece bizim için tek değil, bütün kriptolar için harika bir ivme olur. Yani biz yükselirken belki Bitcoin de %20 değer kazanacak. Çünkü niye? Aslında Tabii canım. hepsinin problemi olan karbon salınımını çözecek bir proje. Yani çünkü bütün kripto camiasının önünde şu anda karbon salınımı var. Doğru, enerji. Tükettiği enerjiden dolayı. Yani bu hiç kaçınılmaz sorun. Ve kripto camiası büyüdükçe, yani kullanıcı sayısı büyüdükçe, transferler arttıkça bu karbon salınımı miktarı da artacaktır. Yani Doğru. şu anda konuşuluyor ya, işte bunu çözemezsek 3 yıl sonra daha çok sert konuşulmaya başlayacak. Hatta ve hatta bazı hükümetler diyecek ki yasaklayalım. Şu anda Çin'in yasaklaması ama bazı insanlar bilgileri yanlış söylüyorlar. Ben Çin konusuna birazcık değinmek istiyorum. Evet. Zamanınız varsa. Çin'in aslında şu anda miningleri yasaklaması veyahut dışlaması kesinlikle kriptoyla hiçbir alakası yok. Bakın burada ben Çin'i çünkü çok yakinen takip ediyorum. Çin'in şu anda ciddi bir enerji problemi var. Çin şu anda üretim için enerji bulamıyor. Yuan şehrinde aylardır elektrik kesintileri var. Aylardır. Fabrikalar üretimlerini durduruyor. 8 saat, 5 saat üretimlerini durduruyor. Elektrik problemi var. Ciddi bir enerji problemi var. Çin hükümeti dünyanın en ucuz enerjisini üretiyor ve tüketiyor. Evet. Adamların amacı
Elektrikle yani fabrikalarla mal üretmek ve bu malı yurt dışına satmak bu birinci istekleri. İkinci istekleri istihdam. Yani adamın başında 1 milyardan fazla insan var. Yani önemli olan Doğru. o ucuz elektriği nerede kullanmak? İnsan istihdamında kullanmak. Ama mining ne yapıyor bunu? Mining ciddi bir şekilde enerji tüketiyor. Ama Yok. miningler çalışırken hiçbir insan istihdam etmiyor. Yani Hı. düşünün, devasa bir fabrika, içeride insan yok. Sadece enerji tüketiyor ve mining işlemi yapıyor. O fabrikanın sahibi, diyelim ki ben sahibiyim. O miningden bir gelir elde ettim, Bitcoin elde ettim. Bitcoin nerede? Havada. Çin'de değil. Yok. O Bitcoin istediğim yere gönderebiliyorum. Vergi ödemiyorum. Yani Çin hükümeti bu işten ne para kazanıyor, ne istihdam açığını kapatabiliyor, ne de yurt Bir de dışında enerjisi ihracat gidiyor. yapabiliyor. Doğru. Hani o yüzden Çin hükümeti baktı ki bu iş başta destekledi ama baktı ki bu iş çok büyüyor ve ona çok ciddi zarar veriyor ve adamın enerjisi yok. Fabrikalar duruyor enerjisiz. Bu tarafta mining yapılıyor. Bu, adamın mininglere açtığı savaş, Çin'in mininglere açtığı savaş tamamıyla bundan ibarettir. Yoksa kriptoya karşı olmasından değildir. Hı, Yani insanlar anladım. işte ya Çin kriptoyu yasakladı. Kesinlikle yanlış bir bilgidir bu. Çünkü Çin kriptoya karşı değil. Çin mininglere karşı, çünkü adamın asıl problemi o enerjiyi ucuza mal etmesinin asıl ihtiyacı fabrikaların çalışması, istihdamın olması, Anladım. elemanların çalışması. Ama mining o işlere ters. Ama işte Anladım. Kazakistan çıktı dedi ki gelin bana gelin. Çünkü Kazakistan'ın öyle bir problemi yok. Kazakistan 20 milyon, 19 milyon nüfusu var. Adamın Doğru. devasa bir hacmi var. Tabii Çin'den, miningler Çin'den çıktıkça aslında sistem birazcık daha oturacak. Bence de. Aslında mininglerin doğasında, yani notellenme mininglerin doğasında da dağınık olması isteniliyor. Bir yerde değil. İşte bakın, %70'i 80'i Çin'deydi. Halbuki az bir kısmı Çin'de olmuş olsaydı, %20, %25, o Bu zaman kadar risk or etkileyemezdi. Evet. kesinlikle etkileyemezdi. Elon Musk da etkileyemezdi. Çünkü dağınık sistem. Yani sen şimdi Elon Musk niye diyor hala diyor mininglerin enerjisinin %50'sinden fazlası kömürden üretiliyor? Çünkü mininglerin %70'i 80'i Çin'de. Çin'in Doğru. de elektrik üretiminin %84'ü kömür. Yani matematiği çok basit, yani çok rahat ortaya çıkar. Ama mininglerin dağılmasıyla bu problem de ortadan kalkacaktır. Yani benim kabaca kriptoların geleceği bence parlak ve yükselme dönemine geçtik. Zaten uzun vadede kesinlikle kriptolar çok çok iyi bir yere gelecek. Ama Kesin. parantez içinde şunu da açmak lazım. Projesi olan kriptolar. Yani şu anda piyasadaki kriptoların %99'u çöp, siz de biliyorsunuz. Projesi Evet. olmayan, tamamıyla shitcoin dediğimiz, tamamıyla insanların talebiyle yükselip daha sonra da patlayan, çöpe giden kriptolar. Bunlar yavaş yavaş bitecektir. Çünkü projesi olanlar ortaya çıkıyor. Yani Yavaş yavaş şimdi çıkıyorlar. projesi olan bir kriptoyu yatırım yapmak istiyor. Aynı herkes yatırım yapacak, yapmak isteyecek ve uzun vadeli. Aynen, Ya bu sorunuzu da bu kesinlikle. şekilde cevaplayayım. Evet. Çok teşekkür ediyorum Hasan Bey. Ben de sizle tamamen %100 katılıyorum. Çok güzel bir döneme girdik, gireceğiz. Yaz aylarında biraz sığ bir hacim vardı ama Eylül-Ekim gibi kendimizi toplayacağız. Çok teşekkür ederim konuğum olduğunuz için. En kısa sürede yeni bir yayında görüşmek üzere. Ağzınıza sağlık. Ben çok teşekkür ettim. Kolay gelsin. Kalın sağlıcakla. Yenilenebilir enerjiyi destekleyen kripto varlıklar. Kripto Karbon Enerji sundu.